Teyzeciğim merhabalar. Teyzeciğim, vatandaşımızın nabzını yok diyoruz. Nasıl durumlar, bunu soruyoruz. Vallahi bu durumları biz hak ettik oğlum. Büyük belirsiz, küçük belirsiz. Ben ne yaparsan yap, ben AK Partiliyim. Ben Tayyip'ten dönmem. Hak ettik diyorsunuz ama. Emme hak ettik. Neyi hak ettik? Hiç boyuk küçük belli mi? Şimdi otobüste ayakta geldim. Gençler Uyur'dan geliyorlar. Yer bile vermediler. Sağ onu sormuyor. Memleketin durumunu soruyor. Tabii. Bu sıkıntılar da var yani. Ahir günü yaklaştı yani. Peygamberimizin zamanında da vardı bunlar. Bunu yaşayacağız. Allah bu Tayyip'i başımızdan eğse gitmesin. Kur'an kurslarımız, her yerlerimiz açık. Serbest Allah diyoruz. Bundan iyisi mi olur? Değil mi? Ben ekonomik sıkıntı yok mu teyzeciğim? Vatandaş yok, ağlıyor. Yok, yok. Vallahi benim kocam emekli, elhamdülillah geçiniyor. Neden? İdareyim. Abdestli namazlıyım. Geçiniyor. İdarimi de biliyorum. Her şeyimi de biliyorum. Yani idarimin bildikten gülü var. Onun uzun kuru herhalde. Hiçbir şeye ihtiyacın ya, yok yani. Niye olmasın? Ancak yeter ki Tayyip kazansın. Hiç başkasını düşünmem. Ne kendi adamın evi bereketli olur. Yalan söyleme. Dürüst olanı. Değil mi? Doğru değil mi? Ben Tayyip'ten memnunum. Allah o adamlar da başımıza neyse gitmesin. Allah yolluyor. Onların abdesti namazda olması sizi ilgilendirir mi teyzeciğim? İlgilendiriyor. Bir zamanları inan ki toplantı yapamadık. Ayakkabılarımızı saydılar. Burada ne var diye. Allah diyoruz ya. Kur'an okuyoruz ya. Allah'ın Kur'an'ı bu. İyi. Kur'an okuyoruz. Kur'anlarımızı yasakladılar bizim zamanında. Yapmadılar mı? Devrelin zamanında sıralara durmadık mı? Yağların sırasında durmadık mı? Bu da olacak o kadar. Yaşayacağız. İmtihanımız bizim oğlum bu. Bizim imtihanımız. Adam yani... Konuşmanıza gerek yok yani. Ben kendi konuşuyorum. Yine Erdoğan mı düzeltir diyorsun teyzeciğim? Düzeltir oğlum. Bu sıkıntıları yaşayacağız. Gide gide bunlar da düzelir. Bunlar da aşacağız inşallah Allah'ın sayesinde. Değil mi? Allah'ın sayesinde yaşayacağız ya. Yani. O bir zamanları da öyleydi. Açtık. Kuyruklara durduyduk. Durmadık mıydı oğlumla? Kuyruklara durmadık mı bir zamanları? Bir lira da yeter. Bir lira da yeter. Bu bir lira da geçinir. Bir lira da geçinir. Elhamdülillah. Çok şükür. Şikayetçi değilim Rabbim'den. Allah olmayanlara da versin. Olur. Onlara da inşallah aşacaklar. Doğru olalım. Dürüst olalım. Mert olalım. Boyu, kutçu, her şeyi bilelim. Ben bu... Onlar unutulduğu için başımıza geldi diyorsun, doğru mu teyze? Evet, onlar unutuldu mu? Suriye durduklarımızı unuttular mı? İnşallah onlar da düzelir. Başımız baş olduktan gelir, onlar düzelir. Hiç sıkıntı yoktur. Tamam mı? Evet. Hiç sıkıntı. Başımız baş olursa gençler de düzelir inşallah. Düzelir, başımız baş. Adamımız, Tayyip'imiz mert bir adam ya. Elhamdülillah. Evet, evet. Tayyip'te her tarafı bahalaştırdık. Yok yok yok, çok iyi. Her şey yanına yanaşılmıyor, her şey bahalı. Evet. Hepimiz aç, millet aç. Tayyip düzeltir diyor teyzem yine. Ne düzeltmesi ne bir şey. Geçsin gel. Tayyip onu düzeltir. Tayyip onu düzeltir. Bak ya geçen sene 50 liraydı, 45 liraydı. Şimdi olmuş 250 ya. Bu kadar da olmaz. Olur da yani bu kadar olmaz. Vallahi geçim zor ya. Yo yo geçim zor yani. Yani herkes alıyor. Herkes alıyor. Boşver ya. Bizde nasıl durumlar peki? Vallahi bence çok iyi. Kur'an çarpsın. İnsan sağlık olduktan sonra aç kalmaz. Bunu unutmayın. Sağlık gitti mi? Her şeyin bitti zaten. Doğru mu? Para boş ver parayı. Sen önce sağlık. Parayı nerede olsa bulursun. Tayyip gider, öbür başkası gelir. Herkese saygı duymak lazım. Saygılar. Ben Fenerbahçeli Kazım. Teşekkür ederiz Kazım abi. La kardeş, niye konuşamıyorsun? Kurban olduğum. Ağzımızda diş kalmadı. Diş, diş. Burada saç kalmadı. Saçımda saç kalmadı. Bak. Kafayı daha. Neye taktın abi kafayı? Niye? Emekli olamıyoruz. 54 yaşındayız. Olan da pişman. Olan da geçinemiyoruz diyor. Geçinemiyor zaten. İnsan ne yapacak? La kurban oldum. Anasını bellediler. Memleket bitti, bitti. Memleket bitti. Dediği gibi kardeşimin. Neyi? Asgari ücrete zam yaptım diyor. Bu saatten sonra bak çalışamıyorum, emekli de olamıyorum. 100 lira 10 lira. Kimse 100 lira 10 lira. 100 lira, kimse 10 lira. Cevap bile vermiyor, işe almıyor. 100 lira 10 lira bitti. Ha. Memleketi bitirdiler daha. Bunları ne yapak biz? Vatandaşın durumu çok berbat kardeş. Emekliyiz. Geçinemiyoruz. Baştakiler geçinebiliyorsa geçsin o parayla.
Ne kadar alıyorsunuz abi, sorması ayıptır. 3100 lira alıyoruz. 1200 lira ev kiram var. Elektrik parası, su parası, doğalgaz parası. Bunlarda hiç vicdan yok mu ya? Evet. Yani bunlar hiç vatandaşı düşünmüyor mu ya? Yanlış anlamayın, benim sözlerim değil ama çoğu vatandaş diyor ki o yaşa geldin bir ev alamadın mı diyor. Yani alamaz, şimdi kiradan. Arkadaş, bundan sonra ev almak öldü ya. En kötü dar 600-700 milyon lira. Nerede alacak 3000 lirayla? 4000 lirayla kim geçinir ya? Bir de diyor ki Avrupa bizi kıskanıyor, şurada bizi kıskanıyor. Nereye kıskanıyor kardeşim ya? Kıskananı göster. Ya kıskananı göster. Türkiye acından ölüyor ya. Çoğu ülkelerde bu kriz var diyor vatandaş. Yok kardeşim, öyle kriz mriz yok. Nerede kriz olacak ya? Kriz mriz yok. O milleti kaldırma artık. Millet yemiyor artık o krizleri, mrizleri. Uçacağın ne oldu? Oyunuzu vatandaşa verin, uçuracak Türkiye'yi diyordu. Uçtu mu? İşte yere uçtuk ama doğru. Yukarıdan aşağıya uçtuk. Yerin dibine indik. Yerin dibine indik. Ay'a gideceğiz diyorlar abi. Ay'a giden ilk Türk'ü belirleyecekler. Önce buradaki açları doyursun da ondan sonra Ay'a gitsin. Önce kendi vatandaşlarını doyursun, Ay'a gitsin. Bir yukarıdan aşağı insinler de vatandaşın bir halini görsünler. Pazara gitsinler, şuraya gitsinler, buraya gitsinler. Bu milletin halini bir görsünler. Yani tabii gündem olarak vatandaş ülkemizde diğer ülkelere göre enflasyondu, şuydu buydu, belli bir iyi noktada olmak için ülkenin daha refah seviyesinin artması gerekiyor. Vatandaşın alım gücüne marketler biraz adım atması gerekiyor. İlla yurt dışındaki marketlerin kendi vatandaşlarına indirim yaptığı örneğini görmememiz gerekiyor. Kendi ülkemizde bizlerin parasıyla, bizlerin şeyle güçlü olan marketlerin de vatandaşa mutlak suretle artık indirim kampanyalarına girmesi gerekiyor. Zam kampanyalarına döndü artık her günümüz. Evet. Marketleri mi suçlu buluyorsunuz peki abi? Yani zamı yükselten marketler. Yöneticilerin suçu yok mu bu durumda? Yani o konuda genel olarak devlet mutlaka elinden geleni yapar diye düşünüyoruz. Sonuçta bizim devletimiz. Dolayısıyla kaybolsa ülkemiz kaybolacak. Bugün Ukrayna, bugün Suriye, bugün mültecilerle ilgili konular ortadayken devletimizin biraz daha güçlü olması, yöneticilerin bu konuda daha tabii ki elinden geleni yaptığına inanıyoruz ama biraz marketleri ben suçluyorum burada. Marketleri biraz suçlu görüyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyur abi, sizden alalım, buyurun. Nasıl abi, vatandaşın nabzını i̇şte yok diyoruz. Nasıl? Canım. Hiç süper, memnun değil de süper. Çok süper. Ekonomi sıfıra indi. Ekonomi indi. Abi bu. Ama süper diyorsunuz yani. Ana süper yani. Beni unutulacak bir adam değil yani bu. Bence bu gitmesi lazım Hayri abi. Bu yaşa geldim daha ben böyle bağlılık görmedim ben. Hayatımda görmedim. Ben vatandaş Türkiye'de hep kriz vardı hadi, diyorlar abi. Abi ne krizi, boş ya, onca devam ediyor. Önceden daha kötüydü diyor ya, vatandaş. Savaşı boşa katıyor bu işleri. Savaşta bilgimiz yok ya. Havalanlarını açarken, yatırım yaparken para var. Altyapıları, saray yaparken var. Bize para yok değil mi? Uçakları binerken var. Bu eskidenmiş atı, millet uyandı. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Babaya benziyorum değil mi? Biraz biraz. Hangi kanal ya? YouTube kanalı abi. Verecek bari.